Merhaba dostlarım. Bugün biraz farklı bir videoyla karşınızdayım. Bugün böyle rastgele tamamen böyle insanlara Bitcoin soracağız, kripto paraları soracağız. Bitcoin deyince, kripto para deyince aklınıza ne geliyor? Duydunuz mu daha önceden? Ve bu ekonomik krizden biz kripto paralarla çıkabilir miyiz ülkece? Biraz böyle bir kamuoyu yoklaması yapacağız biraz. Ben de soruları, gelecek cevapları çok merak ediyorum. Ledger Nano X çekilişimde devam ediyor biliyorsunuz. Bu çekilişe katılmak için videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı ve zile dokunmayı unutmayın. Ayrıca fikirlerinizi de bekliyorum. Bitcoin sizce nedir? Ne aklınıza geliyor Bitcoin deyince? Bitcoin aslında adı çok farklı yerlere çekilirse farklı. Bitcoin, şu kuyruğa bakın mesela, insanlar kandırılmayı çok seviyorlar. İlk başta kuruluş amacı insanları daha çok toparlamak, kandırmak amacı, devlet destekli falan bahsedildi. Sonra adam paraları aldı, bir yerlerde bir şeyler kurdu ve insanlar kandırıldı. Kim aldı parayı? Parayı Bitcoin'in sahibi aldı ya da onun... Sahibi kim Bitcoin'in? Bilmiyorum. Çünkü ben yatırmadım. Bilmiyorum yani. Ama ben bu sorunuza cevap vermek için aslında bu röportajı gerçekleştirdim. Şu an adam yurt dışında ve o adama hiçbir şey yapılmıyor. İnsanlar kazıklandı ve paralarını alamadılar. Ben de aynı durumda olabilirdim. Bir sürü yasal şeyimiz var ama hiçbir yasal bir işlem yapılmadı. Bu insanların mağduriyeti giderilmedi. Aynı bir banka hesabı düşünün. Paranızı yatırıyorsunuz ve o bankaya güveniyorsunuz. Paranızı geri alamıyorsunuz yani. Siz Çiftlik Bank'tan bahsediyorsunuz yoksa? Evet, ben Çiftlik Bank'tan bahsediyorum. Çiftlik Bank o zaman Bitcoin'i kullandı. Yani evet. Bitcoin üretiyorum diye ortaya çıktı ama Çiftlik Bank'ın aslında Bitcoin'e çok da bir ilgisi yok. Kendisi kullandı. Hani şeyde gibi de düşünebiliriz. Dolarla Çiftlik Bank'ın ya da TL ile ilişkisi neyse Bitcoin ilişkisi de aslında aynı. Bitcoin bir aslında bağımsız bir kripto para. O kripto para işte aynı şeye geliyor. Bir banka hesabı düşünün. Bankada bir çip paranız ya da bir paranızı biriktiriyorsunuz ama paranızı geri alamıyorsunuz. Ve bu Bitcoin ne kadar ülkemizde yasal, Uber gibi düşünün. Yasal mı? Değil mi? Çok tartışıldı. Bitcoin de yasal mısın gerçekten ülkede? Borsalar var Türkiye'de. Alıp satabiliyorsunuz. Bayağı da hacmi var bu arada. İnsanlar bayağı alıyor, satıyor, işlem yapıyor falan. Ama tabii gri noktada baktığınız zaman devlet tarafında, dünyada da böyle zaten, Avrupa'da falan da öyle. Avrupa Birliği mesela toplanıyor, dağılıyor. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Gelişmeleri takip ediyoruz diyor. Bir gri nokta var. Yani ne siyah ne beyaz. Kanalın adı Kripto Sözlük. Bitcoin sizce nedir? Ne düşünüyorsunuz? Koyun bitmiyor aşkım. Yok, Bitcoin nedir? Ne geliyor aklınıza? Bitcoin şarkı mı? Kulüp gibi bir şey oluyor galiba. Kulüp aslında daha çok para deniyor. Daha çok böyle yeni düzenin, yeni çağın teknolojik gelişmelerle birlikte karşımıza çıkan bir para gibi de algılanıyor. Hiç duymadınız o zaman. Ben duydum. Ben de hiç duymadım. Ben hiç duymadım abi. Hani bize el abi. Bitcoin'i duydunuz mu hiç? Bitcoin, kripto para. Yabancı gelmiyor ama duymadım. 2017 sonunda haberlerde her yerde konuşuluyordu bir ara. Kripto para deniyor, kimileri sanal para diyor. Hiç... Evet. Ne düşünüyorsunuz peki onunla ilgili? Şu an bir ekonomik krizdeyiz biliyorsunuz. Bunun için bir çıkış noktası olabilir mi? Bazı ülkeler çünkü ona sarılıyor. Sorunca bir de bir hatırlayamadım. Evet. Bir yazılar okudum. Bazı demeçler dinledim. Yani onun sonu insanlara cip takmaya kadar gidecek deniliyor. Teknoloji de gelişiyor bir yandan. Evet, evet. Yani teknolojiye beraber belki de kaçınılmaz ama ben çok olumlu bakmıyorum. Kapitalist sistemin yarattığı sömürü araçlarından biri diye bakıyorum. 2008 yılında Amerika'da bir kriz olmuştu ya, o zaman insanlar biraz Bitcoin'e sarıldı çünkü geleneksel bankacılık içinde kalmak istemiyorlardı. Birazcık... Doğrudur da yani kapitalist sistemin çıkarlarına hizmet edecek bir araç diye düşünüyorum ben. Tabii şimdi kapitalist sistem de onu alıp içerisinde dönüştürüyor. Başka kripto paralar da çıkıyor Bitcoin gibi. Şu an 2400-2500 tane piyasada kripto para var. Yani ekonomik düzende bir çıkış noktası olabilir mi sizce bizim için? Ne diyorsunuz? Kesinlikle olamaz. Olamaz mı diyorsunuz? Peki. Kesinlikle. Bitcoin hiç duydunuz mu? Sizce Bitcoin nedir? Bitcoin duydum. Bence internet üzerinden bir ticaret parası. Bir para birimi. Sizce? Bir para birimi, son zamanlarda çok değer kazanan bir para birimi. Duyduk ama çok bir şeyimiz olmadı, etkinliğimiz olmadı onunla ilgili. Bitcoin hiç duydunuz mu? Evet, duydum. Peki nedir Bitcoin sizce? Bitcoin internet parası değil mi? Yani öyle de denebilir biraz. Yani şey, sanal para. Sanal para, yani biraz öyle denebilir. Sanal para kısmen işte kripto para deniyor. Bazıları sanal para diyor, dijital para diyorlar. Ekonomik krizden şu geçtiğimiz günlerde sizce kripto paralar, Bitcoin buradan bir çıkış yolu olabilir mi? Sanmıyorum ama çok fazla bilgim yok. Bitcoin bir kere alım gücü çok yüksek bir para. Yani şöyle bir bakmıştım internetten.
şu an hatırlamıyorum ama Bitcoin alabilir miyim diye bakmıştım. Yüksekti Türk parasına göre. Evet ama orada da... olabilir bilmiyorum. Yani ekonomi konusunda o kadar bilgili değilim. Orada da şey var aslında biraz. Hani biz altın aldığımız zaman nasıl gidip külçe altın almıyoruz? Bir çeyrek altın bile alabiliriz. Burada da öyle aslında. Siz 5 liralık bile bir kripto para, Bitcoin alabiliyorsunuz. Olabilir ama araştırmam lazım. Hani öyle şimdi hemen atlayamam. Bilmediğim için. Yani sadece duymuşluğum var. Ama kapitalist düzenine de tam güvenmiyorum. Yani batmakta olduğu kesin zaten şu an. Bilmiyorum. Yani orada... kapitalist düzenin bir başka versiyonu gibi. Bankaları dışlayıp ama burada aracılar kim bilmiyorum. İşte sahibi yok, merkez yok. Evet, onu incelemiştim. Bir şey var, tam hatırlamıyorum ama... Ama yine de karar veren bir merci var sanırım. Karar veren şöyle diyebiliriz. Dünyanın her yerinde merkeziyetsiz gibi bir şey söyleyebilirim size. Hani bir bankanın merkezi bellidir ama burada bir merkez yok. Evet. Evet ama gerisinde ne var? Gerisinde ne var? Gerisinde aslında merkezi olmadan siz mesela başınıza buyruk hareket edemiyorsunuz burada. Öyle diyeyim. Yani burada mesela madencilik denen bir şey var. Kripto para üretimi. Burada insanlar kripto para, Bitcoin üretebiliyorlar ve ürettikten sonra da bunu istediği gibi alıp satabiliyorlar. Onu anlayabildim. Yani bir alternatif olarak düşünülebilir ama yine bir kapitalist düzenin başka bir versiyonu gibi. Diyorsunuz. Evet ama çok da bilgim yok tabii. Bitcoin nedir sizce? Bitcoin sanal para. Sanal para. Kripto para da deniyor bazen. Evet. Hiç alsat yaptınız mı? Yapmadım. Yapmadınız. Peki ekonomik krizdeyiz şu an biliyorsunuz. Bu krizden sizce kripto paralarla Bitcoin'e çıkabilir miyiz? Bilmiyorum da ben kripto paraya pek... Sıcak değil misiniz? Değilim. Peki tamam, teşekkürler. Bitcoin'i duydunuz mu hiç? Bitcoin, kripto para nedir sizce? Yani bence sanal madeni para. Yani yatırım yapabileceğimiz bir şey. Madeni derken elle tutabiliyor muyuz Bitcoin'i? Yani sence? Dövizcilerde alabiliyoruz diye biliyorum. Bronz, gümüş ve altın olmak üzere. Yani öyle hatırlıyordum. Öyle hatırlıyorsun. Aslında tam olarak da öyle değil ama bir aslında kripto para Bitcoin. Bir ekonomik krizden de geçiyoruz bir yandan. Sizce kripto paralar burada bir çıkış yolu olabilir mi sizce? Bence geleceğin olabilir. Para birimi. Geleceğin para birimi olacak büyük ihtimalle. Yani şu anki ekonomik sıkıntıya çözüm olabilir. Olması lazım. Olması lazım. Çünkü artık gelecek orada değil mi? Dünya bence hani yapısal olarak böyle Bitcoin paraya dönmeye çalışıyor. Yani nakit parayı kaldıralım, her şeyi Bitcoin'le yasallaştıralım. Para bence hani benim kenar fikrim öyle. Avrupa'da da çok yaygın bir aslında burada. Bizim Türkiye çok kullanmayı ve yatırım yerlerini çok iyi bilmediği için Türkiye'de yani öyle bir ülkelere gidip insanlar ilk önce dolandırıcılıkla bu gündeme geliyor. Daha sonra yapılandırdıkça insanlar daha çok güvenini sağlıyor. Şu an bir ekonomik krizden geçiyoruz biliyorsunuz. TL'de de bir değer kaybı var. Burada sizce kripto paralar bir çıkış noktası olabilir mi? Çünkü başka ülkelere baktığımız zaman bazıları kripto paraları bir çıkış noktası olarak görüyor. Sizce bir çıkış olabilir mi bizim için? Bir yükseliş için bir fırsat olabilir mi kripto para kullanımı? Belki Türkiye'nin bir resmi bir kripto para birimi olsa. Kripto para olması Türkiye'nin bence hani durumunu biraz daha aşağı çeker gibi geliyor bana. Çünkü bizim ülkede paramız değerli değil. Kripto parada ne kadar değerli olabilecek ki? Bir dolar veya da euroda ki bir o bağlılığı yakalayamaz bence. Çünkü kripto para ancak zarar bile ettirebilir buradaki insanlara yani. Çünkü al ver satçılar dolu bizim ülkede daha çok. Ekonomi olarak mesela gıdaya bakıldığınızda gıdadan bile en çok zarar gören ülkelerden bir tanesiyiz. Çünkü domates 10 lira, soğan 10 lira. Yani şöyle söyleyeceğim, soğan aldığımızda eskiden yiyip bir soğanla hayatı çevirebiliyor bir ülkeydik. Hani kırıp soğanı yerim diyorduk. Şimdi bunu diyebiliyor muyuz? Evet, çok daha şu an o noktadayız. İşte belki... Noktamız hep yüksekti. Yani biz çıtayı her zaman yükseğe koyup daha çok düşen ülkelerden bir tanesiyiz. Yani bir çıtamız yok bizim. Paranın da değerleneceğini düşünmüyorum. Ancak bu faiz ve lobiden kaynaklanan Türk parasını faize yatırırsam daha bir mevduat kazanırım gibi düşünüyorum ben. Daha çok ülke böyle kazanabilir. Mevduatları yüksekte tutması gerekiyor. 2008 krizinde Amerika'da insanlar bankacılığa güvenmedi. Bitcoin de orada tamamen bir alternatif sunuyordu. Ülkenin ekonomisini sarsan şeylerle çok uğraşıyoruz biz aslında. Daha çok projeyle alakalı... Belediyemizin bir projesi vardı, bozuk para at, işte akbil yükle, bisiklet çevir, şarj yap gibi böyle şeyleri vardı ama onlar söylendiği takdirde hep çok desteklenmedi yani. Hani ülkemizde desteklenen bir şey yok. Şimdi ulaşıma bakıyorsun, ulaşım hala kriz. Yani bu krizi çözemiyoruz. Hangi parti girse gelsin çözemiyor. Yani çok partisel şeylere girmek istemiyorum aslında ama yani mesela şu seçimlerden dolayı da gördüğümüz kadarıyla insanlar hala aynı şeyde. Kim oldu? Ne oldu?
nasıl gösterildi? Zaten devlet sen değil miydin? Kimsenin oy kullanmasını sen sağlamıyor muydun? Ne olaylar dönüyor? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben onu anlamıyorum. Aslında biz işte burada değer çok kaybediyoruz. Ülkemiz olarak. Bence öyle düşünüyorum. Şurada İstiklal Caddesi'nde geçen nereden baksan günlük 3 milyon turist geziyor ve para harcıyor. Ve ülkelerinde 26 bin liradan başlıyor maaşları. Ve bizim yani onların ülkelerine kıyaslamıyorum ama onlar bu ülkeye geldiği zaman rahat rahat gezebiliyorlar. Bizim hangi Türk'ümüz gidip de yurt dışında ben şahsen gezemiyorum. Gidebiliyor musunuz her sene bir Avrupa ülkesine gezmeye? Gidemiyoruz. Tabii genele baktığın zaman öyle. Ama işte ben genele bakıyorum. Dünya genelinde nasıl işliyor ülkeler? Onlar ne nasıl kazanıyorlar? Ne yapıyorlar? Ülkeler nasıl mutlu oluyor? Ben onlara bakıyorum. Bitcoin nedir sizce? Bitcoin benim bildiğim kadarıyla internetteki para alışverişi diyebiliyorum ben. Yani internet ortamında dönen sanal olan bir para birimi. Veya da karşılığında para karşılığı alınıp satan hisse senedi gibi bir şey diye düşünüyorum. Hiç alıp sattınız mı peki Bitcoin? Ben Bitcoin'le hiç uğraşmadım ama arkadaşlarım bu işin içinde zamanında alıp da çok para kazanan veya çok para kaybeden arkadaşlarım da var. Ben hiç uğraşmadım açıkçası Bitcoin tarzı şeylerle. Peki bu ekonomik krizdeyiz şu an biliyorsunuz. Buradan çıkışta bazı ülkeleri görüyoruz ki kripto paraları aslında bir çözüm olarak yaklaşıyorlar. Sizce Türkiye bu noktada yol almalı mı? Yani bir kripto paramız olmalı mı mesela? Ya şimdi bankalar arası veyahut da uluslararası olarak hani euro dolar bazında olmayan bir şekilde olabilir diye düşünüyorum. Hani tabii ki bu da bir alternatif bir kaynak olabilir. Benim düşüncem bu şekilde. Bitcoin'i duydunuz mu? Bitcoin kripto para hiç duydunuz mu? Duydum ama ne tam anlamıyla içeriğini bilmiyorum. Yani nasıl bir sistem olduğunu bilmiyorum. Peki Bitcoin deyince ve kripto para deyince özellikle geçen 2017 sonu gibi her yerde çok konuşuluyordu. Hiç ne geliyor aklınıza? Yani sanal bir para değil mi? Evet. Tam ayrıntılı bilmiyorum. Yani nasıl bununla uğraşanların ne yaptığını, nasıl kazanç sağladığını falan bilmiyorum yani. Oyunda bir... Aslında bu bir para, kripto para deniyor ve sınırlı bir para. 21 milyon tane olacak dünyada ve üretimi de devam ediyor bir yandan. Şu anda da biz de bir ekonomik krizden geçiyoruz bir yandan. Sizce kripto paralar buradan bir çıkış noktası olabilir mi? Çünkü aslında geleceğin parası ve bizim de bir yandan IMF'ye gideceğimiz konuşuluyor şu an. Bu noktada da IMF ve Dünya Bankası'na birlikte kripto para çıkaracağına dair de çok yeni bir haber var. Siz ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bu haber eğer doğruysa tabii ki bunu bizim ülkemizin idarecilerinin bu konuda çalışmaları gerekiyor, araştırmaları gerekiyor. Biz teknik anlamda biz bir şey bilmiyoruz ama... Önce TL'yi kurtarmamız lazım galiba değil mi? Bizim mücadelemiz onunla. Eğer gelecekte bu para bu kadar senin dediğin şekilde olacaksa ülkeler arasında tabii ki bunun değerlendirilmesi lazım. Niye olmasın? Aslında mesela Bitcoin'in çıkışına baktığımız zaman da şöyle bir şey var. 2008 yılında bu Amerika'da bir kriz olmuştu biliyorsunuz. Türkiye'yi çok da etkilememişti o dönem. Evet. O dönem mesela şey konuşuluyordu Amerika tarafında. İnsanlar bankacılık sistemine güvenmediği için Amerika'da alternatif arayışına girdiler. Çünkü kasa her zaman kazanır biliyorsunuz. İşte buna güvenmediği için Bitcoin de tam olarak bu ihtiyacı karşılıyordu. Buradan çıktı, buradan büyüdü ve ben hatırlıyorum mesela belgesellerde de var şu an. İnsanlara böyle Amerika'da etkinliklere çağırıyorlardı insanları. Gelin işte size 2 Bitcoin vereceğiz, 5 Bitcoin vereceğiz ve 2017 sonunda da bunun tanesi 19.800 dolara kadar çıkmıştı. Bu 1 Bitcoin'in karşılık TL değerine kadar... Bu sürekli değişiyor. Biraz dolara endeksli ama sürekli değişiyor. Sürekli değişmesi de aslında negatif bir şey bir yandan. Şu an mesela 29.000 TL, 30.000 TL falan. Bir Bitcoin. Evet. Biraz bunun şeyin de etkisi var. Doların da yükselmesinin de etkisi oldu bunda. Ama şeyde mesela 80-90.000 TL'ye çıkmıştı 2017 sonunda falan. Çok aşırı oynak, çok aşırı oynuyor ama gelecek de aslında burada görünüyor bir yandan. Berat Albayrak da bir açıklama yapmıştı. Kripto paralara yönelik çalışmalarımız olacak demişti. Bundan 3 ay önce falan ama sonrasında bir şey göremedik. Bitcoin nedir sizce? Bitcoin deyince, kripto para deyince aklınıza ne geliyor? Yani hani böyle kağıt olarak değil de internet üzerinden işleminin sürdürüldüğü para. Yani online para gibi düşünüyorum ben. O geliyor abi. O şey internet üzerinden alışveriş yapılabildiği, yani değerinin yüksek olduğu bir para diyebiliyorum ben de. Hiç peki aldınız mı? Ben de almadım, hayır. Şu an bir ekonomik krizdeyiz ya bir yandan. Bu noktada bazı ülkelerin çünkü uygulamalarını görüyoruz. Kripto para üretmek üzerine bir çalışmalar yapıyorlar falan. Sizce Türkiye bu konuda bir aksiyon almalı mı? Ne düşünüyorsunuz? Aynı şeyleri ben de okudum haberlerde. Birkaç yerde çıktı. Şimdi şöyle bir şey var. Bir ara çok hızlı yükseldi Bitcoin. Sonra bir sert bir düşüş yaşadı. Ama şu anda bu küresel piyasadaki durgunluk ya da ülkemizdeki durgunluğa
iyi bir alternatif olacaksa, bir çözüm olacaksa kesinlikle Türkiye buna yönelmeli, öyle düşünüyorum ben. Riskli ama yapılabilir diye düşünüyorum ben de. Öncelik bizim ekonomimizin düzelmesi ve bu Bitcoin'le ya da başka bir şeyle olacaksa da olur ama Bitcoin gerçekten dünyada tanınmış ya da sanal para dünyada tanınmış ve o riske değer bir şey. Alacaksak da bence riski almalıyız yani. Bir şeyler yapmalıyız artık. Kesinlikle yani risk almadan da bir şey olmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi artık hani kağıt para ne kadar daha devam edecek bizim? Çünkü hani her şey artık yerini daha güncele, teknolojiye bırakıyor. Bitcoin'de hatta bırakın Türkiye için, dünya için bile kağıt paranın ya da normal paranın yerini alabilir diye düşünüyorum ben. Ben de benzer şeyler düşünüyorum önümüzdeki dönem için. Bitcoin nedir sizce? Bir para birimi. Peki hiç alıp sattınız mı? Hayır. Peki düşünüyor musunuz veya Bitcoin deyince başka aklınıza ne geliyor? Sanal para. Sanal para denk geliyor. Başka ülkelere baktığımız zaman hani sayısı çok olmasa da kripto paralara bir yönelim olduğunu görüyoruz. Berat Albayrak da bir açıklama yapmıştı. Kripto paralara yönelik çalışmalarımız olacak demişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz mesela? Olmalı mı? Bence olmalı. Çünkü mesela Bitcoin'de kendi hesaplarımız oluyor. Bir bankaya bağlı değiliz. Tamamen kendi paramız oluyor. Bunun genel bir hırsızlığı sadece hack grupları yapabiliyor ama çok zor. Bankalarda durulacağına bence Bitcoin'le faizden de yararlanmayarak kendi paralarımızı saklayabiliriz. Bence çok daha mantıklı. Onlar zaten kendi şifreleri var. O şifreleri çözüyorsun. Ekran kartı olur, işlemci olur. Öylelikle Bitcoin üretiliyor. Yani ben de tam bilmiyorum da izlediğim kadarıyla öyle diyebilirim. Tamam. Abim de bu konuyla yönelik şeyler yaptı. Alıp satma işlemleri falan yaptı. Bundan da büyük kar elde etti. Ama şu anda düşüşte olduğu için pek bir şey yapmıyor. Bitcoin hiç duydunuz mu? Bitcoin ne de sizce? Duydum. Sanal para birimi. Evet, sanal para birimi. Yasak olarak bildiğimiz para. Aslında çok da öyle yasak bir durum yok ama geçmişte tabii yasaklı ürünler satılmış bunda, özellikle Amerika'da falan. Peki hiç aldınız mı? Bana gelmişti. Cash geldi. Cash geldi de ne işe yaradığını bilmiyorum şu an. Bitcoin Cash mi? Şu an tabii 270-280 dolar sanırım bir tanesi. Evet. Peki şu an bir ekonomik krizden geçiyoruz biliyorsunuz. Sizce kripto paralar buradan bir çıkış yolu olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Bence... Çünkü teknoloji de gelişiyor biliyorsunuz bir yandan. Bence bir çıkış yolu olamaz bence. Efendim? Belki zarar da olabilir. Zarar mı olur diyorsunuz? Olur. Neden? Neden? Çünkü değeri hızla düşerse eğer topluma faydası olmaz. Bence o da Bitcoin gibi. Hangisi? Kripto. İşte yani Bitcoin de bir kripto para aslında. Bence topluma faydası olmayacak. Olmaz mı? Ama teknoloji gelişiyor bir yandan biliyorsunuz. Dünya değişiyor. Kripto parada bugün siz dünyanın her yerine çok kolay bir şekilde para gönderebiliyorsunuz. Aslında sanal, yani siz onu dolara, TL'ye çevirebiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Biliyoruz da mesela şey gibi olabilir, dolandırıcılık yöntemi de olabilir belki. Dolandırıcılık olabilir tabii ama dolandırıcılık her şeyde, dolarda da oluyor, TL'de de oluyor biliyorsunuz. Aslında bu kripto para baktığınız zaman bir araç aslında. Onu nasıl kullandığınızda da bu değişiyor biraz. Yani ekonomik krizden çıkış için çok da bir fırsat yaratmaz mı diyorsunuz? Yani yaratmaz diye düşünüyorum ben. Fazla güvenmediğim için. Bence yaratabilir. Neden? Yani çünkü her zaman görüyoruz bütün para birimleri patlıyor. Özellikle kripto para birimleri. Yani şimdi sürekli yükseliyor. Yani bir çıkış olabilir.